Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak tatlısı tarifi vereceğim. Kabak biliyorsunuz çoğaldı pazarlarda, marketlerde, tam mevsimi şimdi. Ben yaklaşık 3 kilo kabak almıştım. Ama kabağımı soyunca bir yarım kilosu gitti sanırım. Yani 2,5 kilo kabak tarifi olarak düşünün. Kabağımı soydum, yıkadım. Şimdi büyük parçaları şöyle dizelim. Çok olduğuna bakmayın. Bu biraz eriyecek. Eriyince azalacak. Kabakları da böyle değil, bu kısımları alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Böyle borcamıma diziyorum. Hemen fırına vereceğiz. Çok kolay pişecek. Büyük kabakları alta, küçükleri üste koymaya çalışalım. Dizdik. Şimdi ben 1 kiloya yaklaşık 1 su bardağı 200 mil şeker yetiyor. Bardağımı doldurdum. Böyle kabaklarımızın her tarafına gelecek şekilde üzerlerine döküyorum. Bu ikinci bardağım, ikinci bardağımı da döktüm. Yarım bardak daha aldım. Siz çok tatlı seviyorsanız şeker miktarını artırırsınız. Az tatlı seviyorsanız şeker miktarını azaltırsınız. O sizin tatlılığı sevmenize bağlı. Kabağımı böyle yaptım. Şimdi bu kağıdı ıslayacağım. Pişirme kağıdımı böyle musluğun altında biraz yıkar gibi yaptım, böyle ısladım. Kabaklarımız yanmasın, suyunu salsın. Üstüne yağlı kağıdımı örttüm. Şimdi de alüminyum folyomu örteceğim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına vereceğim kabağımı. Şimdi fırınımıza veriyoruz kabağımızı. Üzeri yanmasın. Şimdi kabak tatlımızı fırından çıkartıyoruz. Yaklaşık 45 dakikadır. Arkadaşlar, kabağımız pişti, soğudu. Şimdi sunum tabaklarımı alıyorum. Kabağınızın cinsine göre ben bir 40-45 dakika pişirdim ama bir de dediğim gibi ben 1 kiloya 1 bardak şeker kullanmıştım. Ama siz tatlı seviyorsanız, biz fazla tatlı sevmediğimiz için normal yaptım. Siz daha fazla şeker atabilirsiniz. Bir tanesini tahinli yapacağım. Sunumumu. Bir tanesini de sade cevizli. Üstüne de ceviz dökelim. Bunu da sade cevizli. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.